Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocuklar için boyunluk ve şapka yapımını göstereceğim. Kadife ipten yaptım ben bu boyunluk ve şapkayı. Şimdi ben sizler için hazırladım. Modelimiz böyle, bu şekilde. Zaten bittiği zaman göstereceğim ama tabii yapılışını şimdi anlatarak göstereceğim. Bunu hazırladım ki videomuz çok uzun olmasın diye. Şimdi başlangıç olarak bu kaç yaşına uygun olur arkadaşlar? 5-6 yaşa çok uygun boyunluğumuz ve şapkamız. Şimdi bunun için malzemelerimiz 5 numara tığımız olması lazım. Biraz kalın çünkü kadife iplerimiz de kalın. Bir de kadife ip. Eğer ki kadife ipi tercih etmeyenler için ise başka ip de kullanabilirsiniz. Mesela alize midi var bu kalınlıkta. Kadife olmayıp da normal ipten örmek isterseniz öyle de yapabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde. Şöyle başlayacağız arkadaşlar ve böyle bu şekilde uzatarak gideceğiz. Ben size bunun santimini de vereceğim. Şimdi bunu nasıl yaptığımızı göstereceğim. Boyunluğumuzu da hazırladım. Şu şekilde. Tabi dikme şeklinde tekrar göstereceğim sizler için. Başlangıç olarak burada yapacağımız önce bir zincir çekeceğiz ve yukarıya doğru kaç santim olduğunu da söyleyeyim hemen. Bu 47 santim arkadaşlar. Fakat siz çocuklarınız için, örgüleriniz için yanınızda bunu böyle yapıp baş çevresine şöyle bir ölçerek de ne kadar öreceğinizi tahmin edersiniz o zaman. Burasının zinciri 23 zincir çekeceğiz veya 25 de çekebilirsiniz. Şimdi siz 25 çekeceksiniz arkadaşlar. Ben küçük bir parçada göstereceğim. Siz onu 25'e uzatarak tabii ki yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmekte ben size modeli göstereceğim. Siz 25 ilmek zincir atacaksınız. Şimdi İlk başlangıcımızda ilmeğimizi alıyoruz. Bir değil ikinciye, zincirin tam ortasına ikili trabzan yapacağız. İlk sıramız ikili trabzan olacak. İlmeğimizi aldık. Diğer boşluğa ilmeğimizi alıyoruz. İkili trabzan, her bir zincirin içine ikili trabzan yapıyoruz. Sadece bu başlangıç sıramız, yani ilk sıramız trabzan olacak. Diğer sıralarımızda trabzan yapmayacağız. Göstereceğim zaten birazdan sizler için. Her zincir ortasına trabzanlarımızı yapıyoruz. Önemli olan arkadaşlar, üst sıraya geçtiğiniz zaman mesela kaç tane yapmıştık? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Burada da zincirimizi yukarıya doğru çıktığımız için 15'ti. Bu sayımızı, yani siz 25 zincir çekeceksiniz. 2 tanesi yan tarafa gelecek ya. Siz o sayıyı hiç kaybetmeyin. Her sırada bakın sayınız. Çünkü yanlardan bazen artırılıyor, bazen eksiltiliyor. Çok farkına varmıyorsunuz. O yüzden her sırada ilmeklerinizi kontrol edin. Şimdi bir zincir çekip geri dönüyoruz.
Burada da yapacağımız hemen şu dibindeki boşluğumuza, ilmek falan almıyoruz. Hemen boşluğumuza ilmeğimizi çıkarttık ve içinden kaydırdık. İçinden kaydırıyoruz. Kaydırma tekniğiyle ilmek almadan tüm trabzanların tam ucuna, başındaki bu boşluğa bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Şimdi burada ilk başlangıçta hemen dibine battığımız için burada şu şekilde bırakıyoruz. Sayımız azalıp çoğalmasın diye arkadaşlar. Ya buradan bir atlayacağız ya buradan. Ben hemen bir zincir çektim, geri döndüm. Şimdi şu şekilde oldu. Bir zincir çekiyoruz, geri döndük. İlmeğimizi aldık. Şu görünen V şeklini değil de bunun hemen arkasındaki, bakın göreceksiniz hemen, şu ilmeğe çakma trabzan yaptık. Hepsini birden çektik. Yani şu ilmeğimizi aldık, şu V şeklindeki gördüğümüz ilmeğe değil, onun hemen arkasındaki şuraya çakma trabzan yapıyoruz. Bakın modelimiz buradan böyle belli olacak. Biraz kadife ipi olduğu için ışık da yansıyabilir arkadaşlar. İlmeğimizi alıyoruz. Hemen bu V, bakın şu V'yi değil, hemen onun arkasındaki şu ilmeği alıyoruz. Bakın. Bir tane ilmek aldım. Hemen arkadaki ilmeğe çakma trabzan yapıyoruz. İlmek alıyoruz. Her bir şu arkadakilerin, yani şu V'lerin her birinin arkasındaki ilmeklere çakma trabzan yapıyoruz. Modelimiz zaten bundan ibaret. Başa kadar bu şekilde gelelim arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrar. İlmeğimizi aldık. Hemen arkadaki şu ilmeğimizi. Evet, sıra sonuna kadar geldik. Yani burada saydığınız zaman şununla aynı olsun ilmekleriniz. O zaman hiçbir yanlardan eksiltme, genişletme olmaz. Şimdi burada yapacağımız neydi arkadaşlar? Bir zincir çekiyoruz, geri döndük. Şimdi bu yaptığımız çakma trabzanın her birinin başına yine ilmek kaydırıyoruz. Bir sıra çakma trabzan, bir sıra ilmek kaydırma oluyor. Model bundan ibaret. Başka yapacağımız işlem yok arkadaşlar. Sadece ilmek kaydırıyoruz. Her bir çakma trabzanın tepesine şöyle de yapabilirsiniz. Şunu çıkartıp içinden de kaydırabilirsiniz. Ben kolay olsun diye ikisini bir çekiyorum. Evet. Tekrar bir zincir çekip geri döndük. Bakın modelimiz çıkıyor. Yani şurada da göstereyim tekrar. Sıra sıra gözüküyor zaten. Şunlar böyle önde kalıyorlar.
Eflatun'da biraz daha mı belli? Şu şekilde, evet. Şu üçgenler önde kalıyor. Şimdi tekrar ne yapıyoruz? Bir zincir çektik. Milisti alıyoruz, yani ilmeğimizi alıyoruz. Hemen bu V'nin arkadaki şu ilmeğini çakma trabzanı yaparak ilerliyoruz. İlmek aldık. Şu arkadaki ilmeğe çakma trabzanlarımızı yapıyoruz. Modelimiz bu. Bir sıra çakma trabzan, bir sıra ilmek kaydırmalı. Bu şekilde sıra sonuna kadar geldim. Biraz ışığını kapattım arkadaşlar, ilmeğimiz daha belli olsun diye. Şimdi bu sırayı tekrar gideyim bu ışıkta. Şimdi tekrar bir zincir çekip geri dönüyoruz. Her bir çakma trabzanın tepesine daha önceki sıralarda yaptığımız gibi ilmek kaydırarak şu şekilde boşluğa taktığımızı ilmeği çıkartıp kaydırıyoruz. Aslında her iki tarafı da modelli oluyor. Hangi tarafını kullanmak istiyorsanız da tabii ki kullanabilirsiniz. Şimdi ilmek kaydırdım, bir zincir çektim ve geri döndüm. Şimdi burada yapacağımız işlem neydi? Bu V'yi değil, ilmeğimizi aldık. Hemen arkadaki şu çakma trabzan yapıyoruz. İlmeğimizi alıyoruz. Öndeki V'yi bırakıp hemen arkasındaki ilmeğe bu şekilde çakma trabzanı yaparak gidiyoruz arkadaşlar. Modelimiz bundan ibaret. Dediğim gibi siz bunu 25 zincir üstüne tam 47 santim olana kadar yapıyorsunuz. Tabii ki ölçebilirsiniz çocuğunuzun baş çevresine. Şimdi bitirdikten sonra ne yapıyoruz? Bakın şu şekilde olmuş oluyor. Aslında çok güzel duruyor. Biraz dediğim gibi kadife ip biraz kamerada yansımıyor ama burası düz yerimiz. Hemen bunu şu şekilde ipimizi hiç kırmıyoruz. Bitirdikten sonra ipimizi kırmadan arkadaşlar birleştirdik diğer ucuyla. Burası tersi, iç tarafı düzü. Şu ters tarafından hemen diğer ucuna nasıl ilmek kaydırıyorduk? Bu hemen ön taraftakinden ilmekten diğer ilmeğe hiç sıra atlamadan ilmek kaydırıyoruz. Önce buradakine, sonra diğer karşılığına şu şekilde ilmek kaydırarak hem şapkamızı dikmiş oluyoruz. Hiç ilmeklerimizi, yani sayımlarımızı atlamadan buradan direkt karşıdakine şu şekilde hem dikiyoruz, bakın ipimizi de kırıp orada bir düğüm falan oluşmasını da engellemiş oluyoruz. Sona kadar gelelim arkadaşlar. Karşılıklı ilmeklerden geçirerek şapkamızı dikmiş oluyoruz.
Evet, sona kadar geldim. En sonuncuyu da yaptım. Ve burada bir zincir çekip bakın şapkamı dikmiş oldum. Şimdi bunu kesiyoruz. Birazcık uzun bırakın. Çünkü yukarı tarafını dikeceğiz arkadaşlar. Tepesini. Bunu kestik, değil mi? Bunu kestikten sonra çıkartıyoruz ipimizi. Evet. İç tarafı düzüydü arkadaşlar. Şimdi burası ters tarafı. Yün iğnesi ile şöyle bir iğnemiz var. Bakın. Yani plastik arkadaşlar, o daha bir kolay oluyor. Bunu şimdi bu tepesinden yani şöyle büzeceğiz. Onu da göstereceğim size. Bu bitmiş değil arkadaşlar. Bunun 25 santim yapmamın nedeni de şu. Burasına da lastik öreceğim. Diğer ipten. Yani bu mor renkten tam ucuna lastik öreceğim. O yüzden biraz kısa tuttum. Onu da söyleyeyim şimdiden. Şimdi şu şekilde tuttuk, değil mi? Yani eşit bir şekilde şöyle de yapabilirsiniz. Hiç uğraşmayın. Diker gibi kalın kalın alarak burayı büzdüreceğiz. Ucuna pompon da yapabilirsiniz fakat bu ipten tavsiye etmiyorum. Kadife ip atıyor. Hazır pomponlardan da alabilirsiniz. Veyahut da bir şekil daha var. Göstereceğim onu şimdi sizlere. Kendi ipinden püskül de yapabilirsiniz oraya. Püskül derken hani ucuna bir çiçek bir şey örüp bunu hani şu şekilde kıvrılıyor ya arkadaşlar şöyle. Böyle de sallandırabilirsiniz. Her renginden erkek çocukları için de kız çocukları için de gayet güzel ve çok kolay bir şapka modelimiz. Evet, bunu şimdi çekiyoruz birazcık. Büzdürdük. Bunu pekiştirmemiz lazım, değil mi arkadaşlar? Karşıdan karşıya şu şekilde dikebilirsiniz. Büzdürdükten sonra. Bunu hepimiz zaten çoğu şapkalarda yapıyoruz. Karşılıklı tam sağlam yapana kadar bu şekilde birleştirebilirsiniz. Birleştirdik ve ipimizi biraz sağlamlaştıralım. Açılmaması için. Ve bu ipimizi aslında kesmeyelim çünkü şey de yapabiliriz ama siz kesin şimdilik kafanız karışmasın. Ve düzeltiyoruz. Evet, şapkamız şu an tepesi bu şekilde oluştu, değil mi? Şimdi biraz kalın olduğu için böyle durabilir ama çok şık ve güzel bir şapkamız oldu. Şimdi ben buraya lastik yapacağım. Onu da göstereceğim şimdi sizlere. Fakat bu lastiği onun için biraz kısa oldu dedim ya. Boyunlukta takım olsun diye boyunluğun renginden de lastik öreceğim. Şimdi ona geçmeden önce ipimizi kırmadan boyunluğu nasıl yaptığımızı da göstereyim şimdi sizlere. Boyunluğumuzda başlama şekli yani bununla aynı. Onda 25 zincir çekmiştik ya arkadaşlar. Bunda da
tam 50 zincir çekeceğiz. 50 zincir çekip ben size ölçeyim, 46 santime denk geliyor 50 zincir. 50 zincir çekip çocuklarımız için güzel bir boyunluk yapacağız. 50 zincirin üstüne şapkada ördüğümüz bir sırası trabzan, sonra kaydırma tekniği, sonra çakma trabzan, kaydırma tekniği ile sırayla kaç santim örebilirsiniz? O da sizin tercihinize bağlı. Boyunluk olduğu için 14-15 sıra yeterli. Bunu da böyle anlattım. Ben hazırlamıştım sizlere. Zaten gösterdim modelini. Şimdi dikmesini göstereceğim. Şimdi dikerken de yine düz tarafımız, mesela bu şekilde, şurası ters oldu. Şimdi bu ters tarafını mesela şöyle katladık ya arkadaşlar, böyle değil de şurası boyunluk diyelim. Bunu şu şekilde döndürerek, yani şurada papyon şeklinde, yani bir şekil oluşturacağız. Şu şekilde durmuş olacak önde. Tekrar anlatıyorum. Ters tarafımız burası. Bittikten sonra katladık, fakat şurayı döndürdük. Bu kadar. Bu döndürdüğümüz yer zaten bir taraf şeyle hiç aynı sırası oluyor. Değişkenlik olmuyor. Şöyle birleştirdik. Diğer şapkamızı birleştirdiğimiz gibi karşılıklı ip kaydırarak, karşıdan karşıya ilmekleri birleştiriyoruz. Bugün biraz hava soğuk, hava karanlık, kusuruma bakmayın arkadaşlar. Işığı yakınca ipler çirkin yansıyor. Işığı yakmadığım zaman da bu şekilde biraz karanlık oluyor, ama bugünlük böyle olsun diyelim. En güzel video çekimlerimiz yaz aylarında oluyor. Hava daha aydınlık olduğu için sizlere de daha güzel videolar çekebiliyoruz. Daha aydınlık, daha verimli oluyor, ama bunda da biraz zorlanıyoruz. Sona kadar kaydırarak tüm ilmekleri karşılıklı yaptım ve pekiştiriyorum burada tekrar. Bir zincir çekip bitirdim. Diğer başlangıçtaki ipimle de şöyle bir sabitleyeyim bunu. Bakın böyle atıyor. Hani pompon falan olması çok sağlıklı olmaz. Bunu buradan keseceğiz. Ve bu iplerimizi bu dikişin etrafında kaybedebiliriz. Ben onları sonra kaybedeceğim. Siz de bu şekilde kaybedebilirsiniz. İçte kalsın dikişin tarafında. Şimdi arkadaşlar, burayı döndürdük. Boyunluğumuz bu şekilde. Bakın. Daha nasıl yansıtabilirim bilemedim. Dediğim gibi hem havadan. Şu şekilde boyunluğumuz. Bunu istediğiniz büyüklükte ve de genişlikte örebilirsiniz. Şimdi sıra şapkamızın. Ha, bunu takım olsun dedik ya arkadaş. Bunun etrafına da bir sıra pembe gidebilirsiniz takımı bozmamak için. Şöyle dursun yanımızda. Ben yine ışığı yakacağım. Bir saniye arkadaşlar. Evet, böyle daha sağlıklı oldu. Evet, şu şekilde. Bakın boyunluğumuz hazır. Dediğim gibi bunu çocukların boynuna geçirdikten sonra biraz geniş de yapabilirsiniz. Büyükler için biraz küçük de yapabilirsiniz. Boyunluğumuz bu şekilde. Şimdi diğer ipimizi alıyoruz.
Tam başladığımız yani diktiğim yerden başlayayım. Şöyle bir ilmek katıyorum. Bir zincir çekip bunu bir sabitliyoruz arkadaşlar her zamanki gibi. Bir iki zincir çekelim burada. Ve normal her ilmeğe denk gelecek şekilde trabzan yapalım ilk sıramızı. Yani kenardaki tüm ilmeklerin her birine şu ipimizi oradan çıkartalım. Evet. Çünkü burayı lastik öreceğiz. Aralıklı. Nereden baksan şu araya iki tane denk düşüyor zaten. İki ilmek. Bir tane de direklere batabilirsiniz. Şapkanın tüm çevresine her ilmeğe denk gelecek şekilde trabzan yaparak sona kadar gelelim arkadaşlar. Şurada biraz derine dalmışız. Evet. Şimdi her çevresini buraya kadar gelelim. Tüm etrafını iki tane bu boşluk aralara bir tane de tam tepesine gelecek şekilde ilmeklerimizi aldık. Ve sona geldikten sonra burayı birleştirelim. Tam çektiğimiz zincirin başına tam ucuna bu ilmeğimizi birleştirelim. Biraz tığım kalın olduğu için zorlandım. Bir saniye arkadaşlar şöyle yapalım. Evet. Bunu geçirdik şöyle. Şimdi burada başlangıç yerimiz ya. İki zincir çektik. Hemen ilk ördüğümüz trabzanın şu trabzanın hani lastik örüyoruz ya bir tersten bir düzden. Yani şu boşluğundan yeni alanlar için de tekrar göstereyim. İlmeğimizi aldık. Hemen bunun belinden şöyle trabzan yapıyoruz. İlmek alıp diğer ilmeğin de arkasındaki şöyle belinden alıyoruz. İlmeğimizi alıp önden şu şekilde lastiğimizi bir arka taraftan bir ön taraftan trabzan yaparak lastiğimizi örüyoruz. Bu bir modeli. Bunu lastik değil de fırfır da yapabilirsiniz. Fırfırı nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Her bir ilmeğimize 3 tane doldurabilirsiniz. Onu da göstereceğim şimdi size. Bu lastiği bu şekilde bir ön taraftan bir arka taraftan şöyle belinden alarak trabzanları yapıyoruz. Bakın daha toplamalı oldu. Şimdi bittikçe daha güzel olacak. Şimdi sona gelene kadar göstereceğim. Bir arka taraftan, bir ön taraftan şu bel çevresinden ilmeklerin alarak lastik zaten göstermiştim lastik nasıl yapıldığını. Sona kadar geliyoruz. Bir ön taraftan bir arka tarafın belinden trabzan yaparak
Bunu kaç sıra istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Bu benim ikinci sıramdı. Lastik. Şimdi birleşme yerinden sonra üçüncü sıraya da tekrar bir de üç sıra olsun istedim. İki sıra ince birazcık. Hazır pomponlar var. Püsküllü falan, çantalarımıza falan da taktığımız o tür bir şey de aynı renginden yapabilirsiniz. Başka ipten yapıyorsanız kendiniz pomponunuzla yapabilirsiniz. Fakat dediğim gibi kadife ipten çok da güzel olmuyor ve gördüğünüz gibi şu ipler atıyor. O zaman da bir anlamı kalmaz. Kadife ip de çok yumuşak, çok güzel tutuyor ama şunu da alıyoruz. Pardon, o zincirimiz zaten. Ha, şunu da aldık. Şimdi birleştirme yerine geldik. Hemen tepesine bunu birleştirdik. İlmek almadan kaydırdık. Şimdi burada iki zincir çekip tekrar önden aldığımızı önden arkadan aldığımızı arkadan olarak tekrar bir sıra daha gidiyoruz. Üç sıraya tamamlıyoruz. Bakın daha güzel oldu. Şapkamız da bu şekilde şöyle göstereyim. Dediğim gibi buraya da pomponlu veya püskül de takabilirsiniz. Bu lastik yerine de fırfır yapabilirsiniz. İstiyorsanız hiçbir şey de yapmayabilirsiniz. Şu 25 baştan çektiğimiz 25 zinciri 30'a tamamlarsanız daha derin bunu yapmadan da düz bir şekilde de kullanabilirsiniz. Erkek çocuklarınıza da dediğim gibi yapabilirsiniz. Eğer ki bu lastiği yapmayacağım derseniz, değişiklik olsun, başka bir şey yapayım derseniz, mesela dediğim gibi fırfır yapmak isterseniz, arkadaşlar şu her bir trabzan yaptı ki ilk başta, her bir trabzanın içine 3 tane, her bir trabzanın içine 3 tane trabzan yaparsanız, her bir deliğe pardon, her bir deliğe 3 trabzan yaparsanız, marullaşır. İkinci, üçüncü sırada zaten marullaşır. Fırfırımız da olmuş olur. Ben şimdi bunu üç çevreyi gideyim. Evet, sona geldim. Birleştirdim. Şu şekilde lastiğimi de yapmış oldum. Şimdi bir zincir çektim. Ve ipimi kesiyorum. Bunu içeriden yine kaydıracağız. Ben onu daha sonra temizleyeceğim. Evet. Aslında o kadar güzel oldu ki çok resme yansımasa da, kameraya çok yansımasa da yapınca göreceksiniz arkadaşlar. Gerçekten de kameradan çok fazla belli olmuyor ve şu şekilde beremiz ve boyunluğumuz hazır. Yine üstte işte dediğim gibi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hani bunu arkadaşlar şöyle kıvırıyoruz ya iki taraftan tutup. Mesela ben şimdi şöyle kolay yoldan bir tane göstereceğim size. Birini bir tarafa, birini bir tarafa çift kat olarak kıvırdık, değil mi? Şöyle iyice bir kıvıralım.
Bunu bu tarafa kıvırınca diğer ucunu diğer tarafa kıvırıyoruz. Evet, şöyle. Şu. Bakın. Bak. Şundan birkaç tane kısa olarak yapıp buraya da şu şekilde de birkaç tane yapıp uclarına da bir şeyler örebilirsiniz. Bu sadece size nacizane bir fikir olarak gösterdim. Umarım güzel, faydalı bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Bu bereleri her yerde de kullanabilirsiniz. Takıldığınız yerlerde her zamanki gibi yorumlarda yazabilirsiniz. Elimden geldiğince boş kaldığım sürece sürekli sizlerle olacağım, orada da yardımcı olacağım. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Hepinize kolaylıklar diliyorum. YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone olmak ücretsiz, biliyorsunuz. Beğendiyseniz de beğenme butonuna basarsanız çok sevinirim. Hepinize kolay gelsin. Hoşça kalın.